Korona gündeminden uzaklaşmak için karantina sohbetlerinin 20. bölümündeyiz. Benim sesim size birkaç saniye gecikmeli geliyor olabilir. Bu akşam çok özel bir konuğumuz var. 20 gündür olduğu gibi her akşam farklı konu ve konukla karşınızda oluyorum. Türkiye saatiyle saat 21'de. Bu akşam da yine Milano Başkonsolosumuz Özgür Uludüz'le kendi hayatına dair, diplomat olmaya dair bazı tecrübelerini ve bilgilerini, yaşadığı ilginç hadiseleri, hikayeleri kendisinden dinleyeceğiz. Lütfen kanalıma abone olunuz. Kanalım yayını ilk kez izleyenler için belirtmek istiyorum. Roma Bileti adıyla ben bir yıldan fazla süredir Roma'da yayınlar yapıyorum. 20 gün önce dediğim gibi bu programı başlattım. Programı başlatmadaki amacım bir doktorun söylediği, bu olaylar çıkmaya başladığında bir doktorun kurduğu cümleydi. Stresinizi düşürürseniz bağışıklığınız yükselir. Bağışıklık yükselirse koronavirüsüne karşı son derece güçlenirsiniz demişti. Ben de bir yayıncı olarak herkes evdeyken ne yapabilirim de bağışıklığımızı yükseltebilirim demiştim. Çünkü stres oldukça fazla artıyor evde. Çünkü herkes karantinada, herkes evlerine kapandı ve bu süreçte depresyona giren arkadaşlarımız oldu. Yavaş yavaş tabii ki alışmaya başladık. Son zamanlarda da İtalya'da yeni vakaların düştüğünü gördükçe, özellikle bu akşam yine bağışıklığımız yükselmeye devam ediyor. Stresimiz de azalıyor. Bu akşam dediğim gibi konuğumuz Milano Başkonsolosumuz Özgür Uludüz. Stresimizin azalmasına ve bağışıklığımızın yükselmesi için bakalım neler anlatacak. Gündemle ilgili konuşacağız. Sizlerin de soru ve yorumlarını yine yorum kısmından alıp kendisine iletmeye çalışacağım. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hemen Özgür Bey'i müsaadenizle yayına alıyorum. Hoş geldiniz Özgür Bey. Evet, gördüğünüz gibi yüzlerce insan yine bizi her akşam olduğu gibi. Evet. Pardon, birkaç saniye müsaade istiyorum. Ben uygulandım sonra. Şimdi papyonumu soranlar oldu. Ben hemen bu papyonla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. İlk defa bugün bir papyon taktım, geldim yayında. Dün akşam da askı takmıştım. Bunu aslında ben biraz motivasyon amaçlı yaptım. Ben her sabah bu programı hazırlamak için sabah saat 5.30'da her sabah kalkıyorum. Akşam saat 22'de de koltukta uyuyakalıyorum, kalıyorum. Genelde günlerim böyle geçiyor. Çünkü sizlerin karşısında keyifli bir sohbet yapabilmek için çokça hazırlanıyorum. Bir sürü yazılar, bilgisayarda araştırmalar yapıyorum. Ve ben tüm bunları yaparken kendimi motive etmek için her sabah pantolon giyiyorum, gömlek giyiyorum ve gerçekten üstüme başıma özen gösterip motive olmaya çalışıyorum. Bunun mesajını vermek için bugün böyle karşınıza müsaadenizle papyon takarak çıktım. Tekrar hoş geldiniz Sayın Başkonsolosum Özgür Bey. Hoş bulduk. Ben kravatsız papyonsuzum. Kusuruma Çok iyi yaptınız. Zaten herkes ev hali, programında formatı gereği. Çamaşır, bulaşık. Yani çubuk pijama olmadığına şükredin Olsaydı da kabulümüzdür diyorum. efendim. Nasıl geçiyor günleriniz? Neler yapıyorsunuz? Esasında çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten karantinaya uyuyoruz tabii ki biz de. Yani Milano biliyorsunuz Lombardiya'nın başkenti, en fazla vakanın olduğu, en fazla ölümlerin yaşandığı, havanın biraz ağır olduğu bir yere dönüştü maalesef. Ama yani bir sıkıntımız yok. Sadece çıkmamamız gerekiyor. Örnek de olmamız gerekiyor. Yani hani bizim diplomatik bağışıklığımız var. Hadi git çıkalım, ortalıkta dolaşalım. Biri bir şey sorarsa pasaportumu gösteririm falan gibi bir durum yok. Yani böyle diplomatik olmaz zaten. Dolayısıyla oturuyoruz, duruyorum. Oturuyoruz derken oturuyorum. Yalnızım zaten. Evet. Başkonsolosluk da üst katları konuttur. Çoğu kişi biliyor Milano'da yaşayanlar. Ben başkonsolosluk binasının üstündeki konut kısmındayım. Böyle zaman geçirmeye çalışıyorum. Zaten genellikle işten dolayı çok da fazla öyle bir boş zamanım kalmıyor. Yani hani böyle beni çok fazla sıkılacak, sıkıntıdan depresyona girecek durumum olmuyor. Kaygılarım, korkularım falan herkes gibi var başkalarıyla ilgili. Ama hani derseniz ki oturup ne yapacağını düşünüyor musun? Hayır, hiç öyle bir şey olmadı. Yani bu iş başladığından Şubat'tan beri öyle bir an, öyle bir gündüz veya gece yaşamadım. Ama tabii gündeminiz sürekli koronavirüs olduğu için o gündemden biraz kopamıyorsunuz tabii, mecbur.
gündeme indi. Yani en çok gündemli misyonlarımızdan biridir herhalde. Kuzey İtalya'dan sorumlu olan Milano Başkonsolosluğu. Yani bir fuardan çıkarsınız, ardından başka bir grubu kabul edersiniz. Ardından yani normal konsolosluk işleri vardır. Bütün zaten Kuzey İtalya çok büyük bir alan bir başkonsolosluk görev bölgesi için. İtalya-Türkiye arasındaki ilişkiler malum. Yani Milano, sadece Milano'ya günde 6 kere Türk Hava Yolları iniyor. Yani düşünün nelerle karşılaştığınızı. Her sabahtan akşama kadar yani spektrum olarak bakarsanız, yani hangi işlerle uğraşıyorum ben diye bakarsanız, bunun içine girmeyen hiçbir şey görmedim ben bu son 1,5 yıldır burada olduğum. Evet. İçine her şey giriyor. Her şeyden sorumlusunuz. Her cins, insan, konu, sorun var. Dolayısıyla şimdi oradan birdenbire küt diye tek gündemli bir dünyaya geçtik. Geçtik. Korona. Evet. Yani gerçekten sizin için de. Değilim. Bakın iyi tarafına bakıyorum. Niye iyi tarafına bakıyorum? Onu hemen söylemek istiyorum. Yani bunda hani negatif bir şey anlatıyormuşum gibi düşünmesin hiç kimse. Çünkü bakın rakamlara bakın. Dünyada her yerde var. Pek çok yerde ilk ölenler arasında Türk vatandaşları çıktı. Pek çok Türk vatandaşı öldü yurt dışında. Yurt içinde de ölüyor. İtalya en fazla sayıda insanın öldüğü ülke. Öyle değil mi? Evet. Fazla sayıda vakanın olduğu ülkelerden de biri hala. Yani özellikle Avrupa'da yayılmanın merkezi olan ülke. Bir tek vatandaşımızı kaybetmedik. Evet, çok güzel. Benim bilgimde şu anda en azından benim bölgemde büyük ihtimalle de İtalya'da yoğun bakımda olan, kritik olan, hayatından endişe ettiğimiz de yok. Evet. Çok da evde olan, tedavisi süren ya da kendi kendine geçmesini bekleyen ve bilgilerini paylaşılmasını istemeyen birkaç kişi var. O da nasıl olmasın? Yani 50 bin Türk var. Evet. Şimdi tabii ben tabii hemen gündemi koronavirüsünden aslında bu kadar. Yok tabii ki ucundan değinebiliriz elbette ama ben hemen gündemi Başkonsolos Özgür Uludüz'e taşımak istiyorum. Şunu sormak istiyorum. İngilizce, Portekizce, Fransızca ve İspanyolca biliyorsunuz. Şimdi bu dilleri öğrenirken hedefe konsolos olmayı koymuş muydunuz? Yoksa bu dillerin bir hikayesi var mı? Örneğin turist rehberi mi olmayı planlıyordunuz? Örneğin ya da dillerle ilgili yapılan başka bir şey mi planlıyordunuz? Ben özgeçmişinizi okuduğumda bunları görünce hem gururlandım hem de merak ettim açıkçası. Teşekkür ederim. Güzel, değişik bir soru. Yani hani nereden buraya geldiğimi ben böyle bir bu söylediğiniz gibi hiçbir planım yoktu. Yani hiçbir kategoride yoktu. Ne mesleğe bir noktada şu dili ya da bu dili öğreneyim diye girdim. Girdiğim zaman sadece İngilizce biliyordum. İngilizce Atatürk Anadolu Lisesi, ortaokul, lise, Orta Doğu Teknik Üniversitesi yani bütün ilkokul sonrası öğretim hayatımda ana eğitim dilim İngilizceydi zaten Türkiye'de. Bakanlık giriş dilim İngilizce. Yani o zamanlar işte zaten iyi derecede İngilizce bilmeden girilemezdi bakanlığa. Ben bir dille girdim. O zaman içinde tayinlerim, yani tayine gittiğim yerde boş kalmak ya da o dili öğrenmemek o tepkim yok. Öyle söyleyeyim. O zaman içinde gelişti. İşte herkes bilmiyor olabilir. Yani ben 51 yaşındayım. Bu meslekte 26 yılı tamamladım. 27. yılıma girdim. Yani hayatımın yarısından çoğu meslekte geçti. 7. görev bölgem benim burası. 7 ülkede bulundum. Dolayısıyla şimdi gittiğiniz yerlerde insanlar illa Türkçe ya da İngilizce konuşmuyorlar. Başka diller de konuşuyorlar. Ve yani gittiğiniz yerde tamam ne kadar kalacağınızın bir garantisi yok ama genellikle birkaç yıl kalıyorsunuz. Dolayısıyla onu en azından bir dili belli bir seviyeye kadar öğrenmeden geçirmek bana hiçbir zaman mantıklı gelmedi. Yani bana en azından buranın dili kalsın. Çünkü dil bence kültürün, iletişimin, adapte olmanın, anlamanın her şeyden önce. Anlayacaksınız ki anlatacaksınız ve bir işe yarayacaksınız diplomat olarak. Kilidi o. Onun için yani en azından oturup ders almasam da, okula gitmesem de elimden gelen ilgiyi gösterdim. Bazı şeyler de kendiliğinden oluyor. Yani örneğin ilk tayinimde Fransa'da çok fazla şey yapmamıştım ama öğrendim Fransızcayı bir şekilde. İlk görev yeriniz Fransa mı? İlk tayinim 96-99 arasında Paris. Evet. Ama bir kere değil, UNESCO daimi temsilciliği, UNESCO'da evet. Çalıştım. Peki gittiğiniz yerde hemen dil eğitimi almaya başladınız mı yoksa spontane yavaş yavaş mı öğreniliyor yaşadıkça? Yaptım onu sadece.
üçüncü, dördüncü tayinim olan 2004'te gittiğim Brezilya'da. O da önceki tayinlerden aldığım dersti. Dedim ki bakın ben bu dillerin hepsini az çok öğrendim. Gittiğim yerlerde bir şey kaldı ama hepsi çok daha iyi olabilirdi. Hepsini istediğim gibi öğrenemedim. Vasat öğrendim, orta öğrendim, pasif öğrendim, anlıyorum, konuşamıyorum. Çeviri yapıyorum, yazamıyorum. Böyle ilginç şeyler çıktı ortaya. Dedim ki bu sefer doğru düzgün öğreneceğim ben. İçime doğmuş gibi de en uzun orada kaldım zaten. Dolayısıyla ben gider gitmez dil öğrenmeye üniversitede yabancılara dil kursuna başladım. Alabileceğim bütün kurları alana kadar, yani bitirene kadar da devam ettim. Evet. Bu Bundan arada, 3 daha kaldım. evet. Bu arada Özgür Bey, bizim programımızı sağ olsunlar her akşam fix her gün izleyen bazı izleyicilerimiz var. Aynı zamanda bugün yine programı ilk defa izleyenler var. Onlara da sizin sözünüzü çok kısacık kesip bir merhaba demek istiyorum. Örneğin Ankara'dan. Bu arada tüm izleyicilerimizden rica edeceğim. Dünyanın neresinde olduğunuzu, hangi ilde, hangi ülkede olduğunuzu yazarsanız bakalım nerelere sesimiz ulaşıyor. Onu da merak ediyoruz. İbrahim Bey, Sevtap Dinçer, Osman Avcı, Barış Seçkin, Birkan Durak, birçok izleyicimiz var. Buradan ben soru ve yorumları sizlere ileteceğim. Türk vatandaşlarımız, evlatlarımız size emanet Sayın Başkonsolosumuz diyor Şükran Yıldırım Antalya'dan. Serap Mumcu da diyor ki kendisi en sevdiğimiz, sempatik bulduğumuz, kendimize yakın bulduğumuz sanırım tek diplomattır diyor. Veneto'dan selamlar, sevgiler diyorlar. O üzücü. Ama yani tek olmak istemem. Yalnızlık duygusu güzel değil her şeyden önce. Veneto'dan olduğuna göre zaten hani kariyer diplomat olarak bir tek ben olduğuma göre burada. Dolayısıyla benden memnun olmanın da kötü bir şey yok. Ama Evet. yani hani benden sonra gelenin beni unutturacağını, çok daha iyi olacağını ümit ederim onun için. Onu öyle söyleyeyim. Çok da tabii ki bu da erdemli bir şey. Bu arada ben sayın izleyicilerimizden bir sonraki bölümlerde yine yeni konu ve konukla programımızı takip etmek için kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen izlediğiniz ekranın altında kırmızı bir buton var. Oraya tıklamanız yeterlidir. Peki Özgür Bey, sizi en çok etkileyen ülke, yani bugüne kadar çok gezdiniz. Gezdiniz derken yani görev yaptınız, sadece görev yapmak anlamında değil. 3-4 günlüğüne bir toplantıya da gitmiş olabilirsiniz. Onları da dahil ederseniz sizi en çok etkisi altına alan ülkeyi merak ediyorum. Anladım. İsterseniz en azından görev yaptığım ve yaşadığım ülkeleri, yani toplantı falan değil, gezmek değil. Tamam. Onları saymıyorum. Turist anlamda değil ama hani bulunduğum, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen bulunduğum ülkeleri hızlıca sayayım. İşte Fransa, Paris, ardından Kazakistan, Almaty, o zamanlar Büyükelçiliğin olduğu kentti, eski başkent, Lefkoşa, Türk Cumhuriyeti, Brezilya, başkent Brazil, Şili, Santiago, Portekiz, Lizbon ve İtalya, 7. yer burası. Türkiye'ler, tabii sürekli Türkiye var aralarında. Bunların içinde ben de en şahsi nedenlerden ama çok da değil yani gerçekten pek çok objektif nedenle benim üzerinde en fazla etkisi olan ülkenin ben Portekiz olduğunu söylüyorum. Portekiz. Portekiz. Evet. Pek çok nedeni var dediğim gibi ama hani kusur bulmakta zorlandığım, yani gözünün üstünde kaşı var diyemediğim derecede güzel, insanları da güzel, sosyal hayatı, yani direkt hani eğer yaşlıysanız emekli olmak istersiniz, gençseniz taşınmak istersiniz. Bu klasik tepkidir Portekiz'e giden, biraz uzun kalan, çalışan insanların. Ben çok diplomat gördüm, çok büyükelçi gördüm. Planlıyor Yani musunuz o? orada tabii, ev alan, toprak alan, orada kalmaya karar veren standart bir duygudur bu. Yani Portekiz çok böyle kucak açıcı bir ülke. Avrupa gibi değil. Peki. Yani Latin Amerika'nın, Türkiye'nin bazı başka davranış şekillerini, sosyal tepkilerini genel Avrupa'nın iyi taraflarıyla harmanlayan, fiziksel olarak, iklim olarak da Avrupa'dan ziyade Güney Yarımküre'ye ya da subtropikleri falan andıran çok değişik bir ülke. Planlıyor musunuz? Emekliliğinizde var mı? Portekiz'e ailemi de alıp giderim dediniz. Yani şöyle planlıyorum. Yani öyle bir yerde geçirmek isterim emekliliğimi. Evet.
olmak zorunda değil ama o huzur ve güven duygusu olması lazım. Evet. Evet. Yani o emekliliğimin geldiği zaman Portekiz olmayabilir. Ola da bilir. Evet. Peki Sayın Başkonsolosum, çok merak ediyorum. Bugün de bu kadar yoğun gündemin arasında mutlaka kendinize de 1-2 saat de olsa zaman ayırıyorsunuzdur. O zamanlarda ayırıyor musunuz? Her gün ayıramıyorum ama bugün, dün bugün fena değil. Evet. Güzel. Kendiniz zaman bulduğunuzda film izliyor musunuz? İzliyorsanız eğer ben sizden 3 tane dizi ya da film olabilir Netflix'ten öneri isteyeceğim. Hem sizin ne tarz filmler izlediğinizi merak ediyorum. Hem de ben her akşam bunu her konuma sorup notlar alıyorum. Bu mahrem bilgiye giriyor ama. Yok değil. Tamam, söyleyeceğim kesinlikle filtrelemeden. Tamam. 3 tane Netflix. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sinema ile ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Çünkü Piano'yu, İtalya'yı seviyorum ama bir şeyi hiç sevmiyorum. Seveceğimi de sanmıyorum değişmediği sürece. Bugüne kadar gittiğim her yerde herhalde sinemadan çıkmayan, çünkü sinemayı sinemada izlemeyi seven biriyim ben. Tamam. Paris'te hatırlıyorum 3 yılda 170 tane kere falan sinemaya gitmişim. Çünkü biletleri saklıyordum. Sonra attım. Şeyde Brezilya'da 5 yılı aşkın kaldım. Orada 250-300 kere gitmişim. Yani izlemek istediğim her filmi sinemada izlerdim. Şimdi burada bir kere sinemaya gitmedim 1,5 yıldır. Bu inanılmaz bir yani anomali benim hayatımda. Bir acayip bir şey. Böyle bir şey. Bunun nedenini söyleyeyim, iş falan değil bu. Her şeyi dublajla İtalyanca yapmaları. Ben bunu kabullenemiyorum. Yani herhangi bir filmi kendi dilinde seyretmemek o beynim almıyor benim onu. Gidip ben de aynısıyım. Kendimi o işkenceye şey yapamıyorum açıkçası. Ben de birebir böyle düşünüyorum. Kesinlikle çok haklısınız. Evet. Dolayısıyla sinemada gitmedim. Pek çok gitmek isteyeceğim önemli filmi de son dönemde kaçırdım. Bir fırsatta izlemeyi planlıyorum. Listesini falan çıkarıyorum. Hı-hı. Ama hani derseniz ki örneğin bu Parazit'i çok izlemek isterim. En iyi yabancı film Oscar'ını alan Güney Kore filmini. Eminim çok iyi bir film. Joker'i bile izlemedim. Yani absürt bir şey. Ben normalde böyle bir film çıktığı zaman hani izlerim. Ardından belki bir kere daha izlerim. Olmazsa gider hatta bir şeyler de yazardım. Joker mi dediniz? Efendim? Hangi film için dediniz? Duyamadım. Joker. Joker. Evet. Ama şimdi Netflix'ten hani tavsiye, evet Netflix izliyorum, çok izliyorum. Çünkü daha çok evde ne zaman fırsat bulursam bir şey izleyebildiğim için bir de normal televizyon kanalı, ben çocukluğumdan beri hemen hemen hiç televizyon izlemiyorum. Bunu hani evdeki sinema gibi, evdeki sinemaya benzer dizi şeklinde algıladığım için bu online yani broadcasting'i o benimle ilgili, evet son yıllarda çok hayat kurtarıyor gerçekten gittiğimiz yerlerde. Çok şey var yani Netflix'te beğendiğim şey çok. Örneğin komedi anlamında Derry Girls diye bir şey vardı. Bu geçen yıl 2019'un sonlarında çıktı. İrlanda'da bu 70'li 80'li yıllarda geçen, gerçekten tam böyle British humor, İngiliz mizahı. Yani izlemesi dinlemesi ayrı güzel bir şey var. Onu çok beğendim. Onun dışında tavsiye edebileceğim Freud'u izledim geçenlerde. Evet. Yani tartışılır, böyle Freud'u ciddi olarak anlatan biyografik bir şey olarak izlemezseniz, daha çok bir fantezi olarak izlerseniz, biraz da karanlık böyle gotik tarafı var. Ben başladım Freud, bıraktım. Evet. Çok güzel değil ama güzel. Bir de ben Lucifer hastası oldum geçen yıl burada İtalya'da. Yani Lucifer fanım şu anda. Yani bunun nedeni bir o şeylere çok benzemesi, çizgi romanlara. Ya zaten bir çizgi romandan çıkan bir şey. Evet benim telefon çok hızlı bir şekilde şarjını şey yapıyor. Benim hemen alıp başka bir yere geçmem lazım müsaadenizle. Tamam. Elimde tutacağım. Tamam. Şimdi sevgili izleyenler, bu arada evet. Sizler yorum kısmına yorumlarınızı yazıyorsunuz. İsmail Çetin demiş ki, Ahmet Bey izlediğim programlarınızın içinde en fazla seyirci toplayan bu program oldu gördüğüm kadarıyla diyor. Özgür Bey'e Modena'dan hürmetler. Geçen yıl bugünlerde misafirimizde yine bekliyoruz diyor. Aziz Sayhan diyor ki Trieste'den başkonsolosumuza selamlar. Kendisi ve ekibi çok çalışkan ve halkla iç içeler. Bu bizi mutlu ediyor. Sahipsiz olmadığımızı biliyoruz. Allah yolunuzu açık etsin diyor. Bunlar tabii çok güzel temenniler.
Gerçekten ikisine de. Biz... Trieste'de, Modena'ya da gittim. Trieste'ye 4 kere gittim. Çeşitli başka başka nedenlerle. Artık oraya özel bir bağım oldu gibi. İlk gitme nedenim en uzak yerden başlayayım diye gitmiştim. Yani şimdi orayı unuturuz, yazık olur diye. Önce en uzak yere gideyim, sonra yavaş yavaş yakına gelirim. Zaten Milano'da yaşıyorum, çoğunluk bu civarda diye. Evet. Uzaktan zor olan yerden başlamak için gitmiştim. Dört kereymiş yani şu ana kadar 4. Artık Evet. gidene kadar, buradan ayrılana kadar kaç kere daha giderim bilmiyorum. Evet. Trieste çok önemli bizim için, her açıdan. Bu arada Osmanlı şehitliği var biliyorsunuz. tabii 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 kesinlikle. Bir Türk sınır kasabası görüntüsündedir. Türkiye'nin Avrupa'ya mal ihracatının %80'i, yani sadece İtalya değil, Avrupa'ya açılan ihracat kapısıdır Trieste. Ve gerçekten herhangi bir anda yüzlerce şoförü görebileceğiniz, Türk tırlarından başka neredeyse araç göremeyeceğiniz bir liman ve İtalya'nın en büyük limanı. Evet. Böyle bir yer. Bu arada Özgür Bey, biz bizeyiz, yabancı yok. Şöyle diyeceğim ben size. Telefonu elinizde tutuyorsunuz. Program boyunca yorulmayın. Ben size ekranları alayım. Siz onu şey yapın. Bir yere sabitleyene kadar ben sohbeti devam ettirebilirim. Niye? Yani Yorulmayın. sorun değil. Biraz Yorulmayın. yorulabilirim. Tamam, peki. Bir Maalesef sonra... yoksa falan tamam. Tamam, yok, problem yok. Peki. Bu kadar problem yok. Bundan sonraki görev yerleriniz neresi? Hem yani neresi olabilir? Hem bunu soracağım. Hem de şimdi birazdan soracağım soruyu şimdi sormak istiyorum aslında ama. Ya şimdi mesela bir yere göreve gidiyorsunuz Özgür Bey. Evet. Bir ülkeye gidiyorsunuz ve orada görev süreleriniz belli mi öncelikle? Yani bir 5 sene kalacak mısınız diyorlar. 5 yıllık mı kontrat? İlişkili zaten. Yani şöyle söyleyeyim. Kısa cevabı bunun hayır, bilmiyorum. Bilmiyorum. Çünkü gerçekten bilmiyoruz. Bilmek o anlamda mümkün değil. Yani biz bakanlığa girerken yani yaptığımız, bildiğimiz bir taahhütümüz vardır. Yani sağlık bize o şeyi verdiği, o şansı verdiği sürece bakanlık bizi nereye gönderirse, devlet bizi nereye gönderirse biz oraya gideriz. Ne Zamanı kadar da belli tutarsa o olmuyor. kadar kalırız. Oradan başka bir yere git derse, burada değil şimdi şurada yararlı olacaksın derse oraya gideriz. Evet. Geri gel derse de geri gideriz. Dolayısıyla hani bu formatta kalkıp da ben buraya efendim 3 yıllığına geldim, ben buraya 6 aylığına geldim dediğiniz zaman esasında kendi kendinize hayal kuruyorsunuz demektir o. Yani çünkü benim hayatımda hiçbir zaman pasaportlarım hep 4 yıllığına, 5 yıllığına verildi. En fazla kalışımız normal şartlarda 4 yıldır en fazla kalışımız. Ben ya daha az ya daha çok kaldım. Yani dolayısıyla hani bu 7 kere de hiç o tam o kalış süresini tutturamadım daha şimdiye kadar. Doğrudur. Ya daha az kaldım başka bir yere gittim. Evet. Ya çok daha uzattım. Yani o kadar uzattım ki artık yani 2 yıllığına, 3 yıllığına hadi gel istersen başka bir yere git dediler. Yok burası iyi dedim. 5, 6 yıl kaldığım yer oldu. Evet. Yani merkeze döneyim ben dedim. Merkeze dönme. Daha önce Portekiz'i çok istemiştin. Al Portekiz'e git dediler. Dediler. Onun için ben bunu bıraktım artık. Düşünmeyi, hesaplamayı da. Bir anlamda bakanlık sizi tanıyor. Herkesten iyi tanır bizi. Profilimizi, ne yaptığımızı, güçlü noktalarımızı, zayıf noktalarımızı bilir. Yani ben zaman içinde bakanlığın, makamın karar vermesinin benim zaten benim için daha iyi karar olduğunu anlamaya başladım. Yani biz kendimiz oturduğumuz yerden haritayı açıp, atlası açıp bir yer seçsek büyük ihtimalle daha bahtsız, saçma sapan bir şey yaparız. Çünkü bu Bakanlık turizm değil. sizin için daha iyi kararlar veriyor Evet, demek. öyle oldu. Evet. Herkesin adına konuşamam. Arkadaşlarım yani şimdi bana telefon edip Özgür nasıl böyle bir şey söylersin? Ben süründüm derse haklıdır çocuk. Ama ben kendi adıma ben şanslıydım ve yani istediğim yere çok istediğim bir yer varsa er geç gittim. Hiç aklımdan geçirmedim. Ben oraya gidemem dediğim yere de başka bir şey istemişken gene gittim. Şimdi böyleyse şikayet edecek bir şey yok. Peki yeri gelmişken yine daha sonra soracaktım ama hemen sormam lazım. Gittiğiniz ülkeye hem adapte olmanız lazım ama hem de gönlünüzü kaptırmamanız lazım tırnak içinde. Çünkü Güzel söyledin. yani oradan bir gün ayrılabilirsiniz. Pardon ses. Çünkü Türk'üz. Evet. Yani o hiç unutulmaması gereken şey. Adaptasyon bir noktadan sonra mesleki deformasyona gidebilir. Örneğin bizim yaptığımız bir raporlamalar, bizim yaptığımız bize bir konuda görüş sordukları zaman şunu isterler.
hem içerideki gibi görsün. Hani İtalya'dayım değil mi? Kuzey İtalya'daki durumu oradan içinden görsün. Evet. Türkiye'de oturan adamın hayatında İtalya'yı görmemiş kişinin anlayacağı şekilde ve onu yönlendirebilecek. Evet. Onun bir işe yarayacak şekilde anlatabilecek şekilde anlatsın. Onun için işte sizin komple kendinizi kaptırmamış olmanız gerekiyor. Çünkü biz buraya hayatımızı değiştirmeye gelmedik. Biz geçiciyiz. Geçici. Ama o geçici süreyi bilmediğimiz için de herkesten hızlı adapte olmamız, öğrenmemiz ve doğru bilgiyi aktaracak, gerçekçi bir şekilde aktaracak hızla o olgunluğa gelmemiz lazım. Tam olgunlaştığımız zaman meyve gibi düşünün, almaları gerekir. Vallahi çünkü buradan sonra tekrarlamaya başlarız kendimizi veya fazla adapte oluruz. Eski dönemleri düşünürseniz, örneğin Soğuk Savaş dönemlerini falan, bir takım gelenekler yerleşmiştir. Hiçbir diplomat hiçbir yerde çok fazla tutulmamalı. Bunların özel nedenleri vardı. Yani haklı nedenleri de vardı. Bir şeyi çok iyi biliyorsan, örneğin yani seni Rusya'ya gönderdiler, ana dilin gibi Rusça konuşuyorsun, hiç Rus'tan başkasını görüşmüyorsan 1960'larda, 70'lerde, hani bir süre sonra onlar gibi düşünmeye de başlayabilirsin. Bu insan doğasında olan bir şeydir. Bir süre sonra bazı konularda, hayati konularda hatta, kritik ve stratejik konularda onlara hak vermeye başlayabiliriz. Robot değiliz çünkü. Elbette. Diplomatların belli bir sirkülasyona tabi tutulmasını son derece gerekli ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Ben önceki yayınlarda da söylemiştim Özgür Bey. Ben İstanbul Üsküdar Kuzguncuklu'yum. Kuzguncuk küçük bir köy. Nasılsınız? Şanslıyım. Kesinlikle annem babam da Kuzguncuk doğumludur. Her iki dedem de çok genç yaşlarında, böyle 20'li yaşlarında Kuzguncuk'a gelmişlerdir. Kuzguncuk'un en eski ailelerinden biriz gerçekten. Kuzguncuk'ta doğup büyüyünce, hele bir de böyle babadan dededen de Kuzguncuklu olunca, küçücük bir kasabada, bir köyde, bakkala selam veriyorum, manava selam veriyorum. Örneğin pastaneci işte benim çocukluğumu da bilir, şu kadarcık halimi de bilir, benim 40 yaşındaki halimi de bilir. Şimdi tabii küçük bir köyde büyümek de farklı bir hava katıyor insana. Fakat sizin gibi böyle sürekli yer değiştiren, hatta nereden nereye ne zaman gideceği bile belli olmayan, görev yapan insanların gerçekten bu anlamda kafası da başka türlü çalışıyor. Elbette ki oradaki insanlarla çok samimiyet kuruyorsunuz, ilişkiler kuruyorsunuz, kurmak zorundasınız da. Ancak bir gün hakikaten yer değiştirebiliyorsunuz. Bu da gerçekten enteresan olmalı. Meyve örneğiniz çok yerindeydi gerçekten. Yorumlayabilir miyim şimdi? Lütfen. Öncelikle söyleyeceğim, belki üzüleceksiniz ama hayır, kafamız farklı çalışmıyor. En azından benimki farklı çalışmıyor. Bunu kabul etmiyorum ben. Bakın, bu söylediğiniz o kadar önemli ki benim için. Tabii. Çünkü biz sürekli dolaşıyoruz. Bir yıl, iki yıl, üç yıl, dört yıl, neyse. Belli bir süre sonra bir yerden kalkıp başka bir göreve gideceğiz. Başka bir hayat, başka bir dil, başka bir medeniyet olacak diye sürekli olarak kendimizi boşaltıp dolduramayız. Önemli olan aynı insan olarak kalmaktır. Ben hala aynı, yani ki ilk ergenlikte neysem, gençken neysem, aynı özgür olduğumu düşünmek isterim. Ve burada da dolaşırken siz Kuzguncuk'ta ne yapıyorsanız, ben yazları gittiğim zaman köyde ya da Beşikdüzü'nde, Trabzon'da ne yapıyorsam, tatile gittiğim yerlerde ne yapıyorsam, Keçiören'de, Emek'te, Bahçeli'de, Ankara'daki çocukluk, ilk gençliğimde nasıl davranıyorsam aynı şekilde davranıyorum esasında. Hani onu taşırsınız. Onu taşıdığınız sürece bence başarılı olursunuz. Çünkü insanlar size baktığı zaman normal bir insan görmeli. Yani böyle hani her bulunduğu yeri robot gibi güya adapte olan, o bir adaptasyon değildir ki. Ben onun adaptasyon olduğuna da inanmıyorum. Yani onu yakın bir gelecekte şeyler, androidler falan bizden daha iyi yapacak zaten. Aynı insanız biz. Evet, ben zaten çok hızlı yer değil, mekan değiştiriyoruz. Tek farkı o. Evet, buradaki yetenek ya da buradaki öğrenmek zorunda kaldığımız, yani hayat kurtarması gerek, hayatımızı kurtarsın diye yaptığımız şey, içinizin, yani içinizde bazı şeyleri değiştirmeden yeni şeylerle ilgilenmektir bu. Bir örnek vereyim ben size şimdi. Lütfen. 2004'te 30 Ağustos'ta vardım. Sonra 5 yıl, 2 yıl, 2 ay kaldım orada. Bilmiyordum ne kadar süre kalacağımı. 5 yıl ve 2 ay kaldım. Şimdi 35 yaşında gittim. 40'ı geçmiştim döndüğümde. Vardığım gün şunu fark ettim. Yalnızca Brezilya'da değil, yalnızca o şehirde değil, Güney Yarıkürede beni tanıyan bir tek bile insanın olmadığını fark ettim. Daha önce benimle karşılaşmış, konuşmuş, hiç kimse yok dedim. Dünyanın bu
Şu anda alt yarısında. Ne kadar ilginç bir şey. İşte bakın o noktada vereceğiniz tepki çok önemli. O noktada şöyle bir hisse, ben onu şöyle izah ediyorum insanlara. İşte Trakya peyniri, sele zeytini, tahin helvası, Ankara çıtır gevreği falan diye oturup ağlamaya başlarsanız delirirsiniz. Yani aklınızda bir şey kalmaz ve tamamen kendinizi kaybedersiniz. Dolayısıyla ötelemeniz gerekir. Özlemlerinizi hızlı yaşarsınız, bir şey özlersiniz. Ne bileyim yani en kötü ihtimalle hafif gözünüz sulanır geçersiniz, hızlı geçmeniz gerekir. Bunlara şey yapamazsınız. Orada bizim yaşamımızı kurtarmamız gereken şey merak duygusu. Yeni olana duyulan ilgi. İşte o noktada burada beni tanıyan hiç kimse yok diye düşünüp şöyle bir iş geçirdikten sonra şey dedim, iyi. Tanışacak çok insan var. Yani demek ki bundan sonrası çok renkli geçecek. Yani kim bilir ne kadar ve renkli de geçti. Yani ben şu anlamda söylemek istemiştim aslında. Belli bir yerde doğup büyüyüp birden 40 yaşından sonra benim gibi kendimden örnek veriyorum. Ülke değiştirdiğim zaman adaptasyonum çok daha zor oluyor. Ancak siz bu anlamda bizden çok daha kaslı insanlarsınızdır o anlamda. Daha çabuk adapte oluyorsunuzdur. O ben anlamda söylüyorum. Öyle düşünürseniz bakın yani benim hani tayinim Paris. Yani yabancı bir ülkede yerleşmem yaş olarak baktığınız zaman 96-27 yaşındayım. Ben 27 yaşından önce örneğin şimdi çocuklara bakıyorum. Herkes hiçbir şey yapmasa Erasmus yapıyor. Evet. Yani üniversite başka yerde. Hepsi işte zanaatın hepsi benim geçmişte yaşadığımdan daha fazla. Acaba hepsi benden daha adaptif olacak mı tartışılır ama. Yani bilmiyorum. Anlıyorsunuz demek. Tabii kesinlikle. Doğası ile ilgili yani insanın karakteriyle ilgili olan evet. Merak duyuyorsunuz. Evet. Yeni bir şey öğrenmeye duyulan açlığınız varsa ister 40 yaşında başlamışsınız, ister 100 yaşında başlamışsınız, ister çocukken de başlayabilirsiniz. Hiçbir şey öğrenmezsiniz. Gittiğiniz yerde kapanırsınız. Annenizin, babanızın, dedenizin yaşadığı gibi yaşamak istersiniz. O unsurlar olmadığı zaman da üzülmeye, kırılmaya ve içinize kapanmaya başlarsınız. O çok tehlikeli bir şey bizim meslekte. Evet, kesinlikle. Bu arada izleyicilerimizden Bolzano'ya da bekleriz, dağ havası iyi gelir diyenler var. Yüzüm herhalde ışıktan dolayı solgun falan gözüküyor. Bolzano'ya gideceğim, tamam. Yok yani şey virüsten sonra yani bu karantina günlerinden sonra demek istemiştir. Kesinlikle. Ne daha var? Bolzano'ya. Evet. Evet. Virüs sonrası gideceğimi işte not edebilirler. Kork evet. Ekork kullanıcı adıyla dünyaya ait olmak işte bu demiş sizin yorumunuzdan sonra. Diyor ki Aylin Altıntaş, Özgür Bey siz gerçekten bir konsolostan ziyade insani yaklaşımınızla içimizden biri olduğunuzu hissettirdiniz. Çok teşekkür ederiz diyor. Koma'dan selamlar. Ben de gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Hatırlıyorum Facebook'ta. Demek gerçekten öyle bir etki yaratmışım üzerinde. Ne mutlu bana her şeyden evet. Önce. Ama onun nezaketi yani şimdi takdir etmenin de gerçekten bin bir türlü yolu var. Aylin Hanım takdir etmeyi biliyor. Yani eksik sağ olsun öyle bir şey. Ama bizim moralimiz gerçekten bu tür insanlar yani sizinle ilgili bir şey söylediği zaman ben öncelikle şunu söylüyorum. Yani ben burada tek başıma değilim. Bu binada çalışan, şu anda belki bazıları beni dinleyen çocuklar o kadar sıra dışı bir başkonsolosluk ki burası. Yani ben bunu gerçekten hani bir sürü yerde çalışmış, bugüne kadar yüzlerce insanla çalıştım ben dış işlerinde, içeride ve dışarıda. Yani burası tam anlamıyla butik bir başkonsolosluk, bir misyon. Çünkü herkes çok daha iyi bir görevde bulunabilecek kadar eğitimli, nazik ve kendini parçalayan insanlar. Dolayısıyla benim kafam sürekli rahat. Biliyorum aşağıda işlerin, ben yapsam daha iyisini yapamazdım otursan. Onlar daha iyi yaparlar. Evet. O huzurla yapıyoruz. Onun için bir şeyler iyi oluyorsa iyi oluyor. Yani o yüzden onlara bu vesileyle onlar adına kabul ediyorum o takdiri. Ne güzel. Ben de gerçekten bu akşam kendimi şanslı hissediyorum. Hem sizi tanıdığım için hem de bu akşam sizinle sohbet etme fırsatı bulduğum için çok şanslı hissediyorum. Konsoloslukla ilgili elbette ki insanlar sizi karşınızda görünce hemen konsoloslukla ilgili bazı şeyler soruyorlar. Ben bu konuda evet. Şunu söylemek istiyorum. Size sorularını insanlar en kolay nasıl ulaştırabilirler? Bu konuda hani ya işte telefonlara ulaşamadım, maille ulaşamadım gibi bir şey var mı? Ben duymadım ancak.
Ulaşamamak bilemiyorum nasıl oluyor. Çünkü 24 saat açık bu telefon. Size bir örnek vereyim. İlk geldiğim şeyde şu anda ücretsiz izi kullanan bir arkadaşımız yakında dönecek inşallah bu korona krizinden sonra. Hamileydi. Hamileliğin 7. 8. ayında hala ben işte tutabilirim, evden çalışabilirim diye acil telefonu tutuyordu. Bir sabah 3'e doğru telefon gelmiş. Yani tabii kalbi küt küt atarak düşünsenize 7-8 aylık hamile Tabii. telefona bakıyor. Ne oldu diye. Güneş gözlüğümü uçakta unuttum. Ne yapmam gerekir diyen bir vatandaş aradı. Az önce izleyicilerimizden birisi, tam ismini hatırlayamıyorum, şey sormuştu. Aldınız en absürt soru nedir diye, bu herhalde onlardan biri. Yoksa her yerde vardır. Hani onun için ben ayrı bir dosya yaparım. Evet. Yani absürt. Tabii ki absürt bu. Çünkü aradığınız yani bir yurt dışı misyonu sabahın 3'ünde acil telefonu aradığınız zaman sizin hayatınızdaki en acil şey yani uçakta unuttuğunuz güneş gözlüğü olabilir. Ama belki o anda o telefonu çaldırmak zorunda olan trafik kazası geçirmiş bir başkasının falan hakkını elinden alıyorsunuz. Evet, Yani normal ve sevilesi bir şey. Bu da olur canım diye kabul etmekte ben zorlanıyorum. Ha gülüyorum tabii. evet. Yani gülmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Zaten o arkadaşımız da şaka yapıldığını sanmış. Yani hani bir tanıdığının şaka yaptığına inancıyla bu bir şaka değil mi demiş Evet. yani. Yani Sonra ben da hayır şaka değil ben ne yapacağım diye ısrarla şey yapınca işte yani kayıp bürosu var. Türk Hava Yolları ile geldiyseniz Türk Hava Yolları uçağı söyleyeceksiniz. Yani hani başkonsolosluk olarak biz Türk Hava Yolları'nı arayıp gözlüğün tarifini verecek halimiz yok. kesinlikle. Yani böyle bu. Ama Yani yani şunu demek istiyorum. O kişi bize ulaştıysa benim 8 aylık sekreterime sabahın 3'ünde ulaşıp gözlüğünün akıbetini sorduysa herkes bence ulaş. herkes bana ulaşabilir. Tamam. Çok evet, çok açıklayıcı, çok teşekkür ederiz. Bir sorum daha size. Bugün böyle hani sizinle konuşacağım. Gerçekten ben bu konu başlıklarını oluştururken elbette ki kendimden bazı şeyler katarak oluşturuyorum. Kendi merak ettiklerimi izleyicilerimizin de merak edeceğini tahmin ederek oluşturuyorum. Bu soru da onlardan bir tanesiydi. Protokol kuralları var mı? Yani siz özel bir devlet adamısınız, diplomatsınız. Yani elbette ki görgü kuralları vardır, elbette ki bazı şeyler vardır, işte saygı Hayır. kuralları vardır ama Evet. Evet. işte kimi nasıl karşılamanız gerekir, hangi devlet büyüğünü nasıl karşılamanız gerekir, protokoller nedir? Bunlarla ilgili özel eğitimlerden geçiyor musunuz? Yani bu tabii ki kısa cevabı evet bunun. Bu işin olmazsa olmazı. Yani protokol, bakın protokol öncelikler, önde gelimler, sıralama, düzen demek. Ya bu meslekte özellikle de tam anlamıyla resmi bir iş yaptığınız zaman. Tabii başkonsoloslukta bile gerekir ama yani şu anda bir başkonsoloslukta bir vatandaşınız ben başkonsoloslukta çay içebilir miyim? Bir derdim var dediği zaman orada bir protokol yok. Orada görgü olabilir, orada empati olabilir, sempati olabilir, saygı olabilir, her şey olabilir. Onun bir protokolü yoktu. Tabii. Bunu bize kimse öğretmez. Bir vatandaşla şu şekilde çay içeceksin demez. O sana kalmış olan şey. Tabii. Ama onun dışında evet havaalanında kimi nasıl karşılayacağın, nerede duracağın, yemek yerken karşına kimi alacağın, 10 kişi geldi ne şekilde dizeceğin, o 10 kişi örneğin yabancı diplomatsa ne şekilde oturtacağın, karışık milletse ne şekilde oturtacağın, çiftse, tekse ne yapacağın her şeyin protokolü vardır. Wow. Her şeyin bir önde gelimi, ardında gelimi vardır. Hiçbir şey tamamen eşit değildir. Yani o kuralları bir kere öğrenirsin. Mantığını öğrenirsin zaten. Yani hani kanunların ruhu diye bir şey vardır ya, o protokolün de bir ruhu vardır. Onu bir kere anladıktan sonra zaten o mantıkla sürekli ona yeri geldiğinde uygularsın. Bu ilk öğrendiğimiz şeylerden biridir. Ve yani bir diplomatın, bir kariyer diplomatın özellikle ya belki bir misyon şefi değil ama ya da bir önemli dışişleri bakanı değil. Ama yani bizim gibi teknik seviyedeki, bürokratik seviyedeki diplomatların bunu artık yani hava gibi su gibi düşünmeden bilmesi gerekir. Evet. Çok teşekkürler. Şimdi ben sizin bir otomobil düşkünü, otomobil tutkunu, özellikle spor arabalara merakınızın olduğunu biliyorum. Kimse merak etmiyor. Şimdi yayından önceki sohbetlerimizden biliyorum. İzleyicilerimizle
İzleyicilerimizle paylaşmanızı rica edeceğim. Bu tutku nasıl başladı, ne zaman başladı? Bir de benim sizden bir küçük ricam olacak. Bir arkadaşım geçen gün çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki, koronavirüsü bittikten sonra dedi, arkadaşlarımla sürekli adak adıyorum dedi. Bu bana iyi geliyor dedi. Benim söyleyeceğim de böyle bir adak mahiyetinde olabilir. Koronavirüsü dünyadan çekildiğinde rahat rahat dışarıya çıktığımızda ben bir gün sizinle birlikte müsait olursanız bir uygun zamanınızda Modena'da Ferrari kiralayıp orada 10 dakikalık 15 dakikalık Ferrari'ler kiralanıyormuş, bir cadde varmış. Fiyatları da çok makulmüş. Bu mümkün kabul değil. Etmiyorsunuz. De Ferrari kullanmam. O güzel arabalar caddede kullanmak, poz atmak için yapılmış arabalar değil. Öyle, pistte çıkarsın. Siz yolcu koltuğunda oturuyorsanız tamam. Ama o olabilir. O olabilir ama en azından insan hayatında bir sefer Ferrari'nin direksiyonunda bir oturmak ister yani. Zaten henüz fırsat bulamadım. İstediğim pisti seçebilir, istediğim süper spor arabayla bir saat, iki saat dolaşabilirim. Elimde öyle paslar var yani. Onu daha henüz fırsat bulamadım sadece. Evet, harika. Bulursanız bir haber verirseniz birlikte bir video çekeriz. Bu spor araba merakı yıllar öncesinden gelen bir şey mi Özgür Bey, yoksa hani bir yaşadığınız zaman içinde? Evet. Anlatabilirim yani ne olduğunu. Ben otomobil düşkünü değilim bir kere. Otomobillerin hatta şehir merkezlerinden ve genel taşıma yani taşıma ya bir transport şeylerinin ortadan kalkması gerektiğini bile düşünüyorum. Hiç olmasa daha iyi otomobil şehir merkezlerinde. Yani benim otomobilde ilgilendiğim şey ne kadar benzin yaktığı, ne yakmadığı, ne kadar konforlu olduğu vesaire değil. Hiç öyle şeylerle ilgilenmiyorum. Evet. Genç üniversitedeyken bile araba, yani ehliyet sahibi bile olmaya direndim. O kadar. Yani ben hani yürüme, sonradan geldi bana. Bunun nedeni mekanik. Mekanik ilgi. Yani ben yavaş yavaş bir noktada otomobillerin insanoğlunun ürettiği ve satın alabileceğimiz fiyat kategorisindeki en gelişmiş teknolojik obje. Ve aşağı yukarı 140 yıldır aynı teknoloji üzerine gidiyor otomobil. Bu sürekli bu bakımdan da çok ilginç. Çünkü 140 yıldır 1880'lerden beri dünya hani 8 kere değişti. Ama o içten yanmalı motora dayanan işte 4 teker o otomobil, ki ismi bile ne kadar güzel. Kendi kendine giden. Evet, yani kendi kendine sizi mobil hale getiren nesne. O müthiş buluşun özelliği. O insanın bence doğasındaki en önemli şeye, yani özgürlük, bir yerden bir yere kaçma. İstediğin zaman bir işte senin o uçan halı gibi. Uçan halının fiilen sanayi devrimi sonrasında yapılmışı. Yani hangi çocuk, özellikle benim yaşımda ya da daha önceki kuşaklarda, benim kendi otomobilim olacak, canım istediği zaman canım istediği yere gideceğim. Hangi çocuk bunu hayal etmemiş? Bu hayal. Benim de bir sürü küçük otomobillerim vardı. Köye gittiğim zaman bana amcamın, dayımın çocukları, çok yeteneklidirler el yeteneği açısından, tahtadan bir sürü model ve harikulade oyuncaklar yaparlardı. Hala duruyor olabilir bir yerlerde. Onlarla oynardım. Örneğin bir kamyon yaparlardı. O kadar gerçekçiydi ki mısır koçanlarını kurutur, kısa kısa keser, saman balyasıymış gibi arkasına doldurur. Yol yapar ve orada oynardık saatlerce. Yani bir tür zaten çocukların oyun oynaması, sempatik şizofreni gibi bir şey. Sürekli hayal ediyorsun bir şeyi. Ben şimdi şoför oldum. Ben bu oldum. Ben şu oldum. Yani otomobili olan ilgim bu anlamda bu. Yani almayı, satmayı vesaire böyle şeylerle ilgilenmiyorum. Benim evet. Spor otomobili ilgilendirmesinin de nedeni spor otomobil denilen şeyin bir oyuncak olması esasen. Evet. İşte için oyuncak, yani özellikle erkekler için, ama bütün yani mekanik şeylerle ilgilenen, ya saat düşünün. Bir saat, bir mücevher. Otomobil bunun işte çok ileri bir örneği. On binlerce parçadan oluşuyor. Evet. Bu on binlerce parçayı mühendisler tasarlıyor. Designerlar ona bir elbise giydiriyor. Çıktığı dönemin sosyal, siyasi pek çok şeyini yansıtıyor. Zevk anlayışını yansıtıyor. O teknolojinin o noktada geldiği şeyi size tam anlamıyla gösteriyor. Evet. Dolayısıyla beni bunlar ilgilendiriyor. Yani evet. Ben o konuya tam anlamıyla böyle tasarım, zevk, işte özgürlük duygusu,
Hız, sürat tabii ki ama yani belli koşullar karşılandıysa. Evet. O insanın doğasında var o. Yani gerçekten güvenli bir ortamda sürat yapmadan bunu anlayamazsın. Kesinlikle. Güvenli ortamda sürati yaptığınız o G-force denilen o atalet kuvvetleri o vücudunuza geldiği zaman tıpkı bir astronotun ya da bir F-16 pilotunun yaşadığı şeyleri yaşadıktan sonra adrenalin devreye girer. Evet. Endorfin salgılamaya başlar beyniniz. Kendinizi mutlu hissedersiniz. Yani bunlardan yoksa ben yani aldım işte bir Fiat Cinquecento'yu, yola çıktım. Çok güzeldi. Çok da az benzin yaktım. Ne yaptım? Şeye gittim. Süpermarkete gittim. Market. Bu beni ilgilendirmiyor. Evet, evet. Bu arada izleyicilerimizden elbette ki doğal olarak ehliyetlerini soranlar var. Kerem Tümer, Birkan Durak diyoruz ki ehliyetleriniz için lütfen telefon açın konsolosluğa. Bilmiyorum şu korona gündeminden dolayı bununla ilgili. Lütfen. Bakın ehliyetler için çok bastırdılar. Yani elimizden bir şey gelmeyeceğini şu anda. Çünkü evet. Biz yaptık yapacağımızı. İtalyan tarafının beklettiği bir konu bu. Evet. O kadar bastırdı ki vatandaşlarımız bence nazar değdirdiler. Bakın sokağa çıkamıyoruz. Ya evet. Peki. Sonra ne değeri var? Evet elbette ki yani şu korona gündeminden sonra. Keşke bizim elimizde olsaydı ama Türk tarafı olarak biz İtalyan tarafının dikkate alması, onaylaması gereken taslakları hazırladık. 13 ay önce doğru biliyorsam Roma Büyükelçiliğimiz Roma'da İtalyan tarafına verdi. Hani 13 aydır herhangi bir reaksiyon almayı başaramadık. Ona rağmen üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşın bundan en azından bir kısmının mağdur olabildiğini, olacağını da gayet farkındayız. Evet. İlgili bütün makamlarımız da biliyor bunu. Ama dolayısıyla hani, koronadan sonraki daha fazla söyleyebileceğim bir şey yok bununla ilgili. Çünkü hani elimde bir şey olsa zaten anında mutluluk içinde paylaşırım tabii. Ben de. Niye kendime sattım? Evet. Korona gündemi bittikten sonra telefon açabilirsiniz. Gündemi tekrar sorabilirsiniz. Diyor ki bir şey değişmeyecek. Bence de. Elif Alpar hanımefendi diyor ki 3 kedi sahibi olarak merak ettim. Evcil hayvanınız var mı? Diyor. Varsa isimleri nelerdir diyor. Evet. Güzel bir soru. Biraz da hüzünlü bir soru benim için. Hem kedim hem köpeğim vardı. Yani köpeğimiz ve kedimiz vardı. Kedimi geçen hafta bu öğrencilerin o charter'ın yapıldığı gün aniden o gün öğlen kaybettik. Kaybettim. Ondan 2 gün önce işte 14 yaşındaydı. Hiç bugüne kadar hasta olmamış. Dünya güzeli bir hayvandı. 5 ülke dolaştı bizimle. Çok bağlıydık yani gerçekten. Eşim ve çocuklar da burada değiller. Birdenbire bu kucağımda ağzından burnundan kan gelmeye başladı. Nesi var diye kliniğe götürdüm. Bir şeyi yok, iyi olacak falan dediler. İşte sonra çocukların, bu öğrencilerin işiyle hepimiz ağır derecede meşgulken ve havaalanına gitmeye hazırlanırken telefon geldi. Öldü, canlandıramadım. Öyle. Evet, çok üzgünüm. Duruyor. Bilmiyorum bir daha kedi alır mıyım? Şu anda hazır değilim öyle bir ilişkiye. İsmi neydi bu arada? Leon. Leon. Virüs bittiğinde ne yapmayı planlıyorsunuz Özgür Bey? En çok neyi özlediniz? Yani o kadar çok şey var ki inanın bence o hani bittiği gün bu iş daha ne kadar sürecek'e bağlı olarak belli olacak. O noktada yani sokağa çıkıp hiç alakası gidip bir kafede oturmak da olabilir. İşte güzelse hava ve hafta sonuysa işte arabamı, benim kendi arabamı alıp eski arabam var bir tane üstü açılan. Onun üstünü açıp boş boş depo dolaşana bitene kadar dolaşmak da olabilir. Olabilir. Hani böyle normalde yapmamam gereken ne varsa olacak. Vallahi ben de gerçekten İtalya'da, Roma'da büyük kutlamaların yapılacağını tahmin ediyorum. Benim de ilk yapmak istediğim şey İstanbul'a gidip sevdiklerimle, annemle, çocuğumla kavuşup sarılmak, ailemle, sevdiklerimle zaman geçirmek tabii ki. Bir şeyi daha merak etmiştim sizinle konuşmadan önce hazırladığım şeylerden biri de başkonsolos olmak cesaret istiyor.
öncelikle. Neden? Ya çünkü çok kritik zamanlarda çok kritik kararlar almanız gerekiyor. Yani bir diplomat olarak açıkçası tırnak içinde her baba yiğidin harcı değil diyorum. Siz tabii yıllar içinde 20 yıldan fazla bu mesleğin içinde olduğunuz için belki daha güçlene güçlene geldiniz buraya. Ancak yine de bu mesleğin gerçekten çok cesurca olduğunu düşünüyor musunuz siz? Ben öyle düşünüyorum yani. Biz dışarıdan böyle görüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, bence gerçekten belli bir cesareti, belli bir özgüveni olan insan girmeli bu mesleğe. O anlamda doğru. Ama o noktadan sonra hiç kimse merak etmesin. Zaten işin başındaysanız size çok kritik kararları alma yetkisi ortamı da verilmez. Öyle bir ortam olmaz yani. O hak size, bu meslek son derece kademelendirilmiştir diyeyim. Yani kademe kademe yetkiniz artar. Sorumluluğunuz hep artar ama Evet. yetkiniz yavaş yavaş artar. Yani oransız olarak artar. Aynı hızla artmaz. 10 yılda 3-5 şeye, 10 yılda belki bir imza atmaya başlarsınız. 20 yılda tek başınıza karar almaya, tek başınıza belli şeyleri uygulamaya koymaya ve ben böyle yaptım çünkü böyle gerekliydi diyebilmeye başlarsınız. Hiçbir zaman da gerçekten önemli ve stratejik kararları tek başınıza alamazsınız. Alamazsınız. Hamlenize hatta gerekiyorsa bir bütün olarak bakanlığa ya da ilgili bütün makamlara sorarsınız onu. O sorulur yani talimat istenir. Ama tabii siz içtiğiniz su için talimat istiyorsanız o zaman yanlış mesleğe girmişsinizdir. O meslekte bulunduğunuz süre boyunca da meslektaşlarınızı da çektirirsiniz. Tabii. Yani O işte da çok çok güzel evet. örnek verdiniz. Evet. Peki bir diğer merak ettiğim ve konuşmak istediğim şey de az önce tabii biz programa başladığımızdan beri ben tabii tüm yorumları size okuyamıyorum ancak Okumuyorsunuz diye tahmin ediyorum. çok çok güzel çok güzel yorumlar var. Sizlere İtalya'nın çeşitli yerlerinden, Türkiye'den selamlar gönderenler var. Şunu merak ediyorum gerçekten. İnsanlar genelde diplomatlardan demeyeyim de devlet büyüklerinden birazcık çekiniyorlar. Ben dahil yani hepimiz devlet büyüklerinden birazcık çekiniriz. Birisi bir odaya birisi girdiği zaman böyle bir hemen toparlanırız filan. Sizin tarafınızdan nasıl gözüküyor bu? Yersiz mi? Çok mu heyecan yapıyoruz acaba? Bilmiyorum. Yani şimdi samimi cevap vermek gerekirse, şimdi ben bakanlığa girdiğimde kendim, yani genç bir insan olduğum ve öğrenciliğimi bitirdiğim dönemde korktuğumuz amirlerimiz olurdu bizim. Evet. Yani yanına yaklaşırken titreyerek girdiğimiz, derin bir nefes alıp Allah bilir başıma benim şimdi ne gelecek diye girdiğimiz insanlar olurdu yani. Bu biraz da kuşak ve kültür meselesi. O kültür değişiyor. Ben çok daha iyiye gittiğini düşünüyorum. Yani diplomatlardan tabii siz Türk diplomatlarını kastediyorsunuz. Yabancı yani her bence ülkenin kültürü o konuda da farklı. Bazı ülkeler, çoğu ülke bizden daha kapalıdır bu arada. Yani ben bildiğim için yani meslektaşlarımı başka ülkelerden de Tabii ki. çoğu ülkenin öyle konsolosluğu, büyükelçiliği kendi vatandaşına oldukça şeydir, Mesafeli kuralcıdır, midir? mesafelidir. O mesafeyi rahat bir şekilde çalışmanın baş şartı olarak görürler. Biz şimdi Akdeniz kültürü ülkesiyiz. Yani biz özel bir ülkeyiz her anlamda, özel bir kültürüz. Çok sevmeyiz biz mesafeyi. Evet. Dolayısıyla da çok sevmediğimiz için bize esasında belki de işini iyi yapmak için, işin ciddiyetini gereği mesafeyi koyan devlet temsilcilerini de sevemeyiz. Bu her zaman yanlış bir şey değil belki. Ama hani ulaşmaksa ya da güler yüzlülükse yani ben bunun bir karakter olayı olduğunu düşünüyorum. Ama hani tabii şunu isterim. Hayatta en çok üzüleceğim şey birinin ben size çok gelip konuşmak istedim ama çok korktum, çok çekindim. Bana ne der, ne şey yapar ya da kabul etmez yüzüme kapıyı. Bunu diyor herhalde beni hiçbir şey bundan daha fazla üzemez. Öyle söyleyeyim. Yani umarım Başınıza ki bugüne geldi mi? kadar ne yaptıysam, ne yapıyorsam bunun tam tersi izlenimi verecek şekilde yapıyorumdur. Çünkü hani kapım gerçekten açık, şu anlamda da açık. Yani ben gelen, benimle tanışan, konuşan, bir şey aktaran insanlardan çok şey öğreniyorum. Gerçekten çok şey Ne öğreniyorum. güzel. Yani bunu
ortalığa böyle laf olsun diye söylemiyorum. O kadar ilginç hikayeler, o kadar ilginç projeler, o kadar şey, değişik şey çıkıyor ki insanın günü şenleniyor. Yani ben elimde olsa bir günde daha fazla sayıda insanla tanışmak, onların öykülerini dinlemek ve yapabileceğim bir şey varsa yapmak isterdim. Çoğu zaten bir şey yapamayacağınızı biliyor. Bazısı kesinlikle imkansız şey için geliyor. Ama o insanlar özellikle geri çevrilmemesi gereken, oturulup konuşulması gereken, yanında olduğunu, onu anladığını, dinlediğini hissettirmen gereken insanlardır diye düşünüyorum. Evet. Yani bu sosyal olmakla ilgili bir şey. Tabii ki gerçekten herkes başkonsolosu olan yapılmamalı. Yani onu bu meslek, burada anladım. Yani Milano'da. O dediğiniz gibi her yiğidin yoğurt yiyişi de farklıdır. Yani bazı adam içine kapalıdır ama çok güzeldir. Örneğin kalemi çok güzeldir. Yani çok güzel yazar bazı şeyleri. Çok güzel görür, çok güzel okur, analiz eder. Bırak o onu yapsın. Yani onu da doğru yerde kullanmak gerekir. Onu silip atmamak gerekir. Evet. Ama bir başkonsolos öyle olamaz. Yani başkonsolos sosyal olması gereken, açık olması gereken, karşısındakini anlayabilecek kişi olmalı. Ben sabahleyin yani bir Trieste'deki bir işte kamyon şoförüyle konuşup derdini anlayabilmeliyim. Onun dilinden konuşabilmeliyim. Öğleden sonra da TÜSİAD'ın temsilcisiyle neyse önümüzdeki dönemde yapacakları proje, o projenin detaylarını oturup analiz etmeliyim ve o kişi beni dinlediği zaman bu ne dediğini bilmeli kafasında. Evet. Ve o ikisi arasında aynı insansınız esasında. Sadece kendinizi karşısındakine adapte edebilmeniz için işte bütün bu insanlara verecek bir şeyiniz olması lazım. Yani ben kendimi çok şanslı hissediyorum Sayın Başkonsolosum. Hakikaten aynı şehirde olmasak bile sizinle burada bu sohbeti yapabiliyor olmak benim için de... Şehirde de çok değerli diplomatlar var. Başta Sayın Büyükelçi Murat Esenli olmak üzere. O arkadaşlarımın çoğunu çok eskiden beri tanıyorum. Özellikle Büyükelçim şöyle söyleyeyim. İtalya, özellikle Roma son derece şanslı. Çok değerli bir büyükelçidir. Gerçekten bakanlığımızın en kıdemli, özel, derinlikli, iyi gören, iyi rapor eden ve doğruyu, eğriyi çok iyi ayıklayan özel diplomatlarından birisidir. Ben çok şanslı olduğunu düşünüyorum Roma'dakilerin de. Kesinlikle öyle. Ben şahsen de tanıştım Büyükelçim'le ve gerçekten çok keyifli sohbetimiz oldu. Umarım bir gün veya şu an bilmiyorum izliyor mu kendisi ama buradan kendisine saygılar sunuyorum. Bir gün bu ekranlara da yine Roma Bileti YouTube kanalına kendisini konuk olarak bekliyoruz. Korona gündeminden dolayı özellikle öğrencilerin taşınması döneminde ben bu konuyla ilgili arayamamıştım ama bu hafta içi bu konuyla ilgili bir davet göndermek istiyorum kendisine. Gerçekten çok şanslıyız. Roma'da, Milano'da siz varsınız. Roma'da Murat Bey'le beraber gerçekten bir vatandaş olarak kendimizi az önce yorumlara yazmışlardı. Kendimizi buraya ait hissediyoruz ve konforlu hissediyoruz. Bu bizim için çok önemli. Çok donanımlı ve ifade gücü çok yüksek seçkin bir diplomat diyor Sevtap Tincer. Mesleğine çok yakışmış, saygılar diyor. Çok sağ olsun. Bugün şimdi Aylin Borku ya da Börkü bilemiyorum nasıl okunuyor ancak bugün bu mesleği yapmıyor olsaydınız hangi mesleği hayal edersiniz ve yaptığınız meslek ne olurdu? Ancak bunun cevabını vermeyin. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. İzleyicilerden bir tahmin yapmasını istiyorum yorum kısmına. Sizce başkonsolosumuz şimdi yaklaşık 58 dakikadır yayındayız. Daha konuşacaklarımızın yarısını tamam. Hemen geldik. Her program böyle oluyor. Başladığından böyle o ilk bir saat hiç anlamıyoruz. Bugün de bu sizin keyifli sohbetinizden aynısını yaşadık. Şimdi ben izleyicilere sormak istiyorum. Bir saattir, 59 dakikadır başkonsolosumuz... Fikir de verebilirler işin kötüsü. Pardon? Fikir de verebilirler diyorum. Evet, fikir... Belli olmaz. Yani fikir de verebilir. Gelirse... sizce başkonsolosumuz bu mesleği yapmıyor olsaydı ne iş yapardı? Bir 10 dakika sonra, 15 dakika sonra ben size soracağım tekrar. Alternatif bir cevap verebilir miyim ben kendi cevabımı? Yok. Evet, olabilir. Alternatif cevap ama bir 15 dakika bekleteceğim size. Tamam. Tamam. Geçmiş ve gelecek sosyal sorumluluk projelerinden kısaca değinebilir miyiz? Neler yapıldı ve
Koronavirüsü atlattıktan sonra bir hayal ettiğiniz bir proje var mı Milano'da? O proje çok çok yani sosyal sorumluluk direkt kermes falan gibi görmüyorum onu. Onu dernekler falan da yapıyor zaten. Ben hani yaptığım her şeyi burada hani bir aman ile de farklı olsun, aman şöyle olsun diye de yapmıyorum. Yapmaya yani projelerim genellikle şöyle, örneğin belki takip ettiniz. Geçtiğimiz Kasım ayında üniversite öğrencileriyle üniversite pazar kahvaltıları başlattım. Yani çok basit bir fikir bu esasında. Evet. Bunun da nedeni öğrenciler o kadar çok sayıda artık birbirinden duya duya bana gidip gelmeye başladılar ki ben dedim bu böyle olmuyor. Yani en azından hani ortak noktası üniversitesi olan öğrencileri ben kendim kahvaltıya götüreyim. Bu başkonsolosluğa oturup hepsiyle tek tek birer saat, ikişer saat konuşacağımı işte 5'i, 10'u, 20'si neyse gelmek isteyenlerle bir öyle konuşayım. Onun dışında özel işi olan ayrı gelsin. Yani örneğin o bir proje ve o projeyi bütün üniversiteleri en azından bir kere tavaf edecek şekilde yapmak istiyorum. Ama kaldı tabii işte bu koronadan. Abi. Yani 2 tane, 3 tane yaptım. Modena'ya, Bologna'ya, oralara, Venedik, Trieste falan diye Torino diye hayalini kurarken her aya bir şey yerleştirirken kaldı. Şimdi bir o var. İkincisi hala gitmediğim işte Bolzano'dan hemen söyledikleri gibi gitmediğim yerler var. Yani Türkler her yerde. Kimse öyle sayıya ya da uzaklığa bakmıyor. Herkes gitmemizi istiyor. Biz de tabii ki hoşumuza gidiyor insanları yaşadığı yerde görmek, orada dinlemek, oranın yerel makamlarıyla tanışmak, belediye başkanıyla, ticaret odasıyla. Onun için ben daha fazla şey yapmak istiyorum. Yani Milano dışına daha fazla çıkmak istiyorum. 23 Nisanlar gibi özel günlerle ilgili bir takım planlarım var. Bu 23 Nisan'la ilgili benim için çok önemli bir planım vardı. Maalesef işte yapabileceğimizi düşünmüyorum artık. Yani 23 Nisan'da artık bir 23 Nisan yapılmaz. Evet. Bu ortam o artık gerçekçi değil onu hayal etmek. Öyle düşünmüştüm zaten bu olmayacak diye. Ama plan hazırdı. Bir takım çocuklarla çalışan vatandaşlarımız var. Çok değerli işler yapıyorlar. Onların katkılarıyla yani burada yaşayan bazı vatandaşlarımızın katkılarıyla hem Milano'da hem Como'da bu yıl böyle. Yani Como'da 2 ayrı cumartesi pazara bölüp değişik bir program yapacaktım. Ve Como'da eski şeylerimden biridir bu benim. Burada çok var çünkü bu Sünni Alevi olayı. Como civarında belki biliyorsunuz. Hiç oraya girmek istemiyorum. Gayet de ama hani çok bir araya gelmiyorlar. Öyle diyeyim. Geçen yıl örneğin ben bir davet ettim. Como'ya gideceğim zaman istedim gelmelerini. İşte bazıları geldi ama çocuklar katılmadı. Ondan sonra ne yaptık biliyor musunuz? Her yerde ayrı ayrı 23 Nisan yaptık. Yani şimdi bu bunun doğası, bunun anlamı o değil ki. Yani biz her yerde ayrı 23 Nisan, her yerde ayrı 19 Mayıs, her grup için ayrı, her inanç için, her topluluk için, o zaman her ili için ayrı yapalım. Yani böyle değil. Onun için geçen yıldan beri bunun için çalışıyorum. Hepsiyle konuştum. Evet. Hepsinin temsilcileriyle, şeyleriyle. Ve ikna oldu ve akıllarına yatmıştı hep birlikte. Çocuklarımız bir araya gelsin, güzel bir 23 Nisan yapalım. Bu benim için önemli bir proje. Yani bunu yapabilirsem, hani gözüm açık gitmeyecek diyeyim. İnşallah. Yani o önemli bir proje. Öyle birkaç projem daha var. Örneğin ilk maalesef 2 proje. Bir tanesi bir heykeltıraşımızın, seramik sanatçımızın burada sergisi açılacaktı. Ben bu binayı, madem artık bizim bir binamız var 2017'den beri burada, bir proje, sanat yani bir mekan olarak kullandırmak istiyorum. Kullandırıyorum zaten. Muazzam bir şey. Çatına kullandırıyorum. Fotoğraf sanatçısına, sanatçı olduğunu bilmeyip içinden sanatçı çıkan gençlere kullandırıyorum. İşte ilk projesi, konferans, yermek. Bakın bu salonu görüyorsunuz. Bu küçük bir salon bu. Ama yani çok da küçük değil. Biz burada bir defile yapacak Mart başında. Ve bir lansman olacak. Yani bir markanın bir tasarımcımızın ilk defilesi olacaktı o. Her şeyi de hazırdı tüm detayıyla. Kendisi de hala burada Milano'da. Ama işte koronaya ilk o kaybı verdik. Ama vazgeçmedim ondan. Evet. O yapı burada yani. İnşallah biz de oraya geliriz gerçekleşirse. Biz de izleyici olarak. Siz sosyal şey diyorsunuz ya. O benim için şu.
bariyerlerin kırılması. Yani bu bina işte devletin bayrağının asılı olduğu, gidip noterlik işimizi yaptırdığımız yer değildi. Değil. Dışında olduğunuz zaman burası Türk evidir. Evet. Türk evidir. Her Türk'ün burada yapabileceği bir projesi olabilir. Bunun içini doldurabilir. Ben böyle görülmesini istiyorum. Evet. İlk geldiği zaman ilk yaptığım işlerden biri kullanılmayan bir takım şeyleri buldum, mobilyaları. Aşağıda vatandaş bekleme salonunda bir kütüphane kurdum. Ve o dönemde bize kitap bağışlamak isteyen bir vatandaşımızın Türk ve yabancı, İtalyan dahil edebiyat, klasik, roman, şiir, öykü gibi kitaplarından bir kütüphane kurduk. O herhangi bir kütüphane değil. Ödünç alma yeri. Yani orada gelen sıkılmamak için kitap da karıştırabiliyor. Artı ben bunu alayım okuyayım dediği zaman ismini yazıp ben o kitabı aldım deyip götürebiliyor. Biraz sonra Bu da götürüyor. basit bir düşünce. Evet. Fakat bu düşünceyi ben başka bir yerde olduğunu görmedim. Daha Çok sonra güzelmiş. araştırdığım zaman. Çok iyiymiş. Bu arada size meslek önerileri geldi. Ben siz konuşurken bir yandan not aldım. Valla her mesleği yazmış izleyicilerimiz. Bakalım. Önce sizin plan. alternatifli cevaplarınızı alayım Özgür Bey. Peki. İstek tabii ki. Ben çocukluğumdan beri çok uzun yazar olmak isterdim. Yazar. Eğer ya madem sevgili ailenin sorusu, tanıyorum onu. Çok değerli bir kardeşim. Şimdi ailenin sorduğu gerçekten ne istediğimdir diye düşünüyorum. Eğer öyleyse, yani ne isterdim eskiden? Yazar olmak isterdim. Hep yazar olmayı düşündüm. Hiç başka bir şey olmayı istemedim. Hiçbir zaman. Yazar. Ama bir noktada, hani yaş bir noktaya geldiği zaman bakıyorsunuz, ya gerçekçi olmayabiliyor. Ben yazar olayım. Hadi peki yazar olayım. Ondan sonra öyle olmuyor. İşte bir orta noktaya giriyorsunuz. Başka bir meslek sahibi oluyorsunuz. İkinci alternatifi yani bu insanlara şey gelebilir. Sosyal tarafımı çok geç keşfettiğimi düşünüyorum. Fakat hani keşfettikten sonra da bir türlü durduramadım. Madem öyle sahnede bir şey olsaydım falan diye. Sahne derken yani örneğin stand-up komedyen falan gibi stand-upçıları iyilerini oldukça ilginç buluyorum. Örneğin İngiliz Ricky Gervais, 90'lardan Seinfeld, Jerry Seinfeld, bu tür insanlar. Yani genel kültürle, bilgiyle, sırf eğlendirmek için değil de biraz da hani iğnelemek için, bir toplum portresi çizmek için bir sanat gibi yapan insanlara hayranlık duyuyorum. O da olmak isteyeceğim bir şeydi. Evet. Diplomat olmak. Yazılan meslekler şunlardı. Hızlıca okuyorum. Kaptan, psikolog, yani tahminler bunlar. Kaptan psikolog. Bir dakika, devam ediyor. Kaptan, psikolog, şef, pilot, gazeteci, mimar, sanat eleştirmeni, avukat, güzel. Halkla ilişkiler, hukukçu diyen çoktu. Arkeolog, savcı. Annemin, pardon, babamın kalbini kazandılar şu anda. Babam adına teşekkür ediyorum. Babam avukat olmamı istemişti. Peki. Yarış pilotu diyenler oldu. Onlara ayrı teşekkür ediyorum. Çiftlik sahibi diyenler oldu. Yani bir... O zaten olacağım emekli olunca. İnşallah. Turist rehberi, doktor, öğretmen ve müzisyen ancak sanıyorum değil, tahminlerim zaten o yönde. Sohbetiniz o kadar keyifli ki gerçekten psikolog yazanlar da çoktu. Demek ki insanlar siz konuştukça rahat hissediyorlar Özgür Bey. Onu ben ondan değil, onun nedenini söyleyeyim size. Onun öyle nedeni değil. O değil. Öyle o şu son dönemde epey bir terapi yapmak zorunda kaldım. yani sosyal medya üzerinden. O ondan yani, onu açıkça onun bilgisiyle söylüyorlar. Oradan evet bir tecrübe olmuş. Evet. Peki. Bu arada annesine de teşekkür ediyorum. Annem de doktor olmamı isterdi. Dolayısıyla herkesi tatmin etmiş durumdalar. Sağ olsun vatandaşlar. Evet. Komik bir anınızı anlatmanızı isteyeceğim. Çok klişe bir soru ancak. Eminim çok komedi şeyler yaşıyorsunuzdur. Yani gece saat 3'te gözlüğü için arayan birisi varsa. Buradaki en komiği oydu herhalde. Ama benim anım değil o tabii. Beni aramadıkları için. Evet. Ama benim, evet, örneğin gene ilginç bir şey anlatabilirim. Doğru. Tamam. Brezilya'dan gene benzer bir durum. Ben konsolosluk şubesine bakmıyordum büyükelçilikte. O işe başkaları bakıyordu. Evet. Ama hani genç, daha doğrusu tek diplomat bendim. İkinci pozisyonundaki büyükelçi ben. Konsolosluk şubesine başka bir görevli bakıyordu.
Arada sırada ilginç bir şey olduğu zaman benimle paylaşırdı. Bakın, bir gün geldi, Özgür Bey bunu görmeniz lazım dedi. Nedir dedim, niye görmem lazım? İşte bunu gördükten sonra hayatınız değişecek dedi ve bana bir mektup gösterdi. Mektupta işte bir çocuk askerliğini, bir Türk vatandaşı askerliğini yaptığını, buna ilişkin belge istiyor bizden. Ama hiçbir bilgi vermemiş. Yani hiçbir şey yazmıyor mektupta. Öyle Ali Veli gibi yazmış. Biz de cevap vermişiz ona. Demişiz ki askerliğinizi yapıp yapmadığınıza ilişkin hani bir şey hazırlamamız, bir şey size vermemiz için şu bilgi askerliğinizi yaptığınıza ilişkin bir belge vardır elinizde. Yani bir şey vardır. Yani hiç belgesi bir şey. Hemen bir şey yazıp verelim size dedik. Demişiz. Ve ondan sonra bir mektup geliyor. Bir zarf. İadeli taahhütlü falan böyle gayet güzel. İçinde bir fotoğraf. Normal böyle hani basılmış fotoğraf. Askerlik. Arkasını çevirdiğiniz zaman askerlik fotoğrafı. Fotoğrafı böyle ve arkasında şey diyor. Sağ taraftaki benim ve altında çok iyi ya. Belge, kanıt. Tamam. Yani bu yani. Zaten unutulabilecek siz de yaşasanız siz de unutmazdınız muazzam bence. Muazzam bir şey ya. Muazzammış vallahi. Yani tabii devam ettik. Gene işini yaptık. Hani bu olmuyor. Hem bu değerli bir fotoğraf. Bu fotoğrafı size geri gönderelim falan dedik. Ama çok çok güldürmüştü. Yani durup durup gülüyorduk buna gerçekten. Muazzam. Muazzam bir şey ya. Bu arada şimdi ben hazırladığım konu başlıklarının sonuna geldim. Sizin ekleyeceğiniz şeyler varsa memnuniyetle dinlemek isteriz. Benim sorduğum konu başlıklarının dışında anlatmak istediğiniz, söylemek istediğiniz şeyler varsa. Tabii sohbet güzel, muhabbet güzel ama hani biz kendi kendimize de konuşuyor olabiliriz. Belki de dinleyenleri kaybettik daha uzun bir süre önce diye düşünüyorum. Yani çok uzatmış da olabiliriz. Yok vallahi ben rakamları takip ediyorum ekrandan. Başta izleyenlerin tamam şu an bizimle beraber duruyorlar. onu bilmek güzel. Yani kendi adıma ben belki mesaj falan vermeye niyetim yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani hani hiç kimseye bir mesaj falan vermeyeceğim. Herkes her şeyi kendisi için en iyisini bilir zaten. Ama yani hani bir şöyle söyleyeyim. Bu gerçekten büyük bir fırsattı benim için. Yani bu fırsatı vermeniz. Daha önce istediğiniz zaman işte iş gerçekten müsait değildi. Kafam o zamanı veremeyecektim. Şimdi daha uygun. Tabii. Bu programların bu tür ortamlarda konuşmak bence işte o dediniz ya hani işte çekinirdik şey yapardık hala çekiniyoruz. O artık bence anlamlı olmayan hiç belki hiçbir zaman olmaması gereken keşke hiç olmasaydı diyebileceğimiz o görünmez duvarları yıkmak için gerekli bunlar. Çünkü ya ben de herkes gibi bir insanım yani. Yani hiçbir herkes gibi bir insan. Yani insan özünde aynı insan her yerde her zaman. Ama işte alışmadık. Siz orada oturuyorsunuz. Bunun hiçbir farkı yok. Dolayısıyla ben bir insanlar bana yaklaştığı zaman ya da benden bir şey bekledikleri zaman bir fonksiyon, bir işlev olarak değil de başkonsolosluktan önce Özgür Uludüz, Özgür diye görsünler isterim. Yani bu öyle gördükleri sürece ben de onları bir fonksiyon olarak ya da bir görev ya da bir sorumluluk olarak değil, zaten hep görmeye çalıştığım şekilde yani gerçek, her ne söylüyor olursa olsun kesinlikle kendisi için geçerli bir nedeni, geçerli bir tarafı olan, ilginç bir hikayesi olan ve o hikayeyi öğrenmek istediğim bir mücevher kutusu gibi görmek isterim. Yani onun için bu tür programların, bu tür yaklaşımların çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben tabii tek tek elimden geleni yapıyorum insanlara ulaşmaya ama hani bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bekleyen, dinleyen, yorumda bulunan insanlara ayrıca teşekkür ediyorum. Fakat şunu da unutmasınlar. Ya tamam ben bir program izledim. Demek diplomat dediğim böyle oluyormuş. Hani bu tornadan böyle çıkıyormuş bunlar diye de düşünmesinler. Bu benim. Yani elimden geldiği kadar tabii ki işte bakanlığımı bir diplomat nasıl olsa daha iyi olur gibi bazı mesajları verdim. Fark ettiniz, gördünüz, dinlediniz. Evet. Ama hani bunlar sonuçta bir başkası otursaydı başka şekilde söylerdi. Başka bir üslupla söylerdi. Çok farklı şeyler de söyleyebilirdi. Yani bazı önemli noktalarda %100 yani tamamen tersini söylemezdi örneğin protokol sorunuzda olduğu gibi.
Yani bazı şeyler de alacağınız cevap 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Tabii. Ama onun dışında hani şunu anlamaları lazım ki nasıl yani kalkıp da bir oyuncuya, bir gazeteciye, sizin yaptığınız işi yapan bir işte reklam ya da farklı bir sektördeki bir insana, bir mimara bu böyledir, kesin bu böyle karakterdedir, tipi budur bunun diye yaklaşılmaması gerekirse, onu yaklaştığınız zaman o insanı kaybedersiniz. Hiç kimse aritmetik bir ortalama ya da bir istatistik değildir. Herkes ayrıdır. Evet. Bize de öyle yaklaşmaları lazım. Basında, medyada, tarih boyunca da öyleydi. Her zaman basitleştirme vardır. Bize bakıp, yani genelimize bakıp, onu böyle matematiksel olarak bir blender'a koyup, bir mikserden çıkan o tortuya bakıp, "Hah, bu. Demek ki diplomat dediğim bu oluyormuş." dedikleri zaman, esasında işte o devlet, vatandaş, yöneten, yönetilen, sorumluluk, görev, bütün bu ilişkilerin tamamını yanlış anlıyoruz o zaman. Biz esasında aynı bütünün bir parçasıyız. Ya ben aynı zamanda bir vatandaşım. Bunu hiç unutmamak lazım. Ben vatandaşların üstünde ya da dışında bir şey değilim. Bir vatandaşım ben. Ya bunları tabii her zaman duymadığımız için Özgür Bey, bizler de vatandaşlar olarak, tırnak içinde sade vatandaşlar olarak alışık olmadığımız bir iletişim şekli olduğu için, örneğin benim sizinle, benim değil sadece birçok arkadaşımın, biliyorum ki sizinle Facebook'ta yazışabiliyorsunuz, yorumların altına aktif katılım sağlıyorsunuz. Bu gerçekten bizim için büyük bir şans ve alışık olmadığımız bir şey olduğu için bu soruları soruyoruz. Tekrar çok teşekkür ederim. Demin söylediğim şeyin başka bir şekilde söyleyeyim. Ne dediniz? Sade vatandaş dediniz. Evet. Vatandaş, hepimiz sadeyiz. Bunun İşte. sade olmayanı, hani kakaolusu, fıstıklısı yok. Evet, Bizim gözümüzde kesinlikle. yok yani. Ya kesinlikle öyle de böyle hissetmedik bugüne kadar da o yüzden öyle. Şimdi ben o zaman programımızın çok sevilen bölümü, bilgi yarışması kısmına geçiyorum müsaadenizle. Bakalım, bakalım ne olacak. İzleyicilerimizden de rica ediyorum. Bir kez daha rica edeyim hatta. Hemen benim olduğum pencerenin altında abone ol butonuna basarsanız bir sonraki bölümleri de izleyebilirsiniz. Beğen tuşuna da basarak daha çok kişiye ulaştırabilirsiniz. Teşekkür ederim. Şimdi soru cevap kısmına geçiyorum. Bilgi yarışması her akşam olduğu gibi sizin de cevaplarınızı isteyeceğim. Şöyle bizim Özgür Bey yarışmamız. Ben size soruyu soruyorum. Siz bilseniz bile cevap vermiyorsunuz. Çünkü bizim sesimiz birkaç saniye geç gidiyor izleyicilerimize. İzleyicilerimiz kendi cevaplarını yorum kısmına yazıyorlar. Çok iyi. Böyle devam ediyoruz. Yani interaktif, hep beraber katılım olduğu bir bilgi yarışması. Ama ben gene cevaplıyorum yani beklemeden, öyle mi? Yok, bekleyeceksiniz. Onlar bir yazdıktan sonra. Evet. İlk soruya geçiyorum. Mütevazi kişiliğinize ezberleri bozduğunuz için teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun diyor Şükran Yıldırım. İlk sorum. Facebook'un kurulduğu yıl A 2003, B 2004, C 2005, D 2006. Facebook'un kurulduğu yıl. Acaba aklınızda mı? Hemen söylemeyin, biliyorsanız dahi. Hatırlıyor musunuz Facebook'un ilk çıktığı yılı? Özgür Bey. Hatırlıyor musunuz? Söyleyebilir miyim? Yok, cevabınızı söylemeyin. Hatırlıyor musunuz, Neyse. hatırlamıyor musunuz? Onu soruyorum sadece. Esasında net hatırlamıyorum çünkü şöyle söyleyeyim, ben Facebook'a kız kardeşim tarafından zorla üye Zorla. yapıldım İlerleyen yıllarda. Yani böyle bir adamın Facebook'un hangi tarihte yani Evet. bilmesi, hatırlaması kolay değil. Evet, Ama cevaplar gelmeye başladı. Sevgili izleyiciler, her akşam olduğu gibi önce Google'a bakıp yazmıyorsunuz, rica ediyorum. Denetleyemediğimiz için, ama bu sefer cevaplar farklı farklı gelmeye başladı. Ben de böyle pop bir soru hazırladım aslında bugün. Sorular karışık. Tüm sorulara doğru cevap veren izleyicilerimizden Milano'da olanlar Özgür Bey ile beraber birer kahve içme şansına sahip olacak. Ödülümüz bu.
Tebrik ediyorum Ahmet Bey. Yani benim adıma ödülle de kahve ödül verdim size. Sizi şu an ödül. Ya ben buradan ya şimdi benimle kahve iç. Benimle yemek de diyebilirdiniz. Evet. Yani mesela çok incesiniz, sağ olun. Evet. Cevabınızı alabilirim Özgür Bey. Bir tahmininiz var mı? 2005 diyeyim. 2005. Maalesef doğru cevap 2004 olacaktı. İkinci soruya geçiyorum. Yaz ve kış saati uygulamaları hangi gün uygulanır? Haftanın hangi günü? Perşembe, cuma, cuma, cumartesi, cumartesi, pazar, pazar, pazartesi. Hangi günü hangi güne bağlayan gecede yaz ve kış saati uygulamaları? Siz tabii bu konuda aslında bu soruyu da çok tecrübelisinizdir garanti ama büyük ihtimalle. Ama evet. Hemen bunun için Google'da herhalde kimse. Çok beklemeniz gerektiğini düşünmüyorum. Bunun için Google'a bakmıyorlardır. Yani belli de olmaz. Bakalım gelecek cevaplara göre. Ben de merak ediyorum. Seyirci joker hakkı yok ama seyirci kendi cevabını veriyor. Hangi günü sayın izleyiciler, iki gün yazacaksınız, tek bir gün değil, hangi günü hangi güne bağlayan, yani perşembeyi cumaya mı, cumayı cumartesiye mi, cumartesiyi pazara mı, pazarı pazartesiye mi bağlayan? Cevaplar gelmeye başladı, hemen kontrol ediyorum. Tek gün yazanlar var. Evet, yani soruların içinde, cevapların içinde farklı cevaplar var yine. Hani herkes ortak bir cevapta buluşmadı bu soruda da. Cevabınızı alabilirim Özgür Bey. Cumartesiyi pazara bağlar. Doğru cevap. Üçüncü soruya geçiyorum zaman kaybetmeden. Yeni doğan bebeklerin özellikle enselerinde bulunan pembe iz halk arasında hangi isimle bilinir? A. Karınca ısırığı, B. Kelebek ısırığı, C. Leylek ısırığı, D. Serçe ısırığı. Bir tahmininiz var mı? Veya duydunuz mu bu terimleri? Bizim yani Karadeniz'de böyle bir ifade yoktur açıkçası. Yok. Yani o anlamda annemlerden, annem babamdan duymadım. Yani bir tahmin yapılabilir belki ama evet. Sonuçta bildiğim bir şey değil bu da, evet. Tamam. Karınca ısırığı. Serçe. Çok yaygın değil. Yani Türkiye'nin tamamında kullanılan bir cevabı olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ben de bu soruyu seçerken aslında bunu da merak ederek hani ne kadar yaygındır değildir diye cevaplar gelmeye başladı bu arada. Ancak bir mantığı var tabii. Yine farklı şeyler geliyor. Tahminler var. Evet. Yine farklı cevaplar var. Alayım cevabınızı. Leylek. Evet, evet. Bebekleri leylekler getirdiği için. Dördüncü soruya geçiyorum. Tebrikler. Tarçının rulo halinde satılan türüne ne ad verilir? Önce bu soruyu sormadan şunu soracağım. Anlamadınız. Duyamadım. Tarçının rulo halinde satılan türüne ne adli verilir? Özgür Bey, siz güvenlik sebebiyle markete yalnız gidebiliyor musunuz? Yani bilmiyorum, bu soruyu cevaplamayı bilirsiniz ama yani alışveriş yapar mısınız? Öyle söyleyeyim. Ben tembellik nedeniyle markete gitmeyen bir adam olduğum için az gidiyorum. Son güvenlik değil de yani çok fazla market alışverişi yapmam. Evet. Gerçekten çok az yaparım. Evet. Tarçın yani, aldınız mı hiç kendinize? Tarçın çok severim. Öyle mi? Yani evet, tarçını çok severim. Ama hani daha çok toz olarak severim. Belli şeylerin üstünde tarçın olmadan şey yapmam yani. Evet. Gerçekten tarçını her şeyin üzerine koyabilirim. Rulo tarçına çekirdek mi denir? Yaprak mı denir? Kök mü denir? Kabuk mu denir? Cevabınızı alabilirim. Yani emin değilim ama kök diyebiliyorum. İzleyicilerimiz maalesef kabuk olacaktı. Ben yine de
bu alkışı kabuk yazan izleyicilerimize gönderiyorum. Kabuk tarçın Özgür Bey. Öyle deniyormuş. Günlük bir sonraki soru. Günlük kullanım için. Bak şef yazan çıkmamıştı değil mi? Var. Genel. Var. Var mı? Tabii. Ne kadar yazdıklarını görün. Peki. Günlük kullanım için satılan ispirto genellikle ne renktir? Çocukken hiç ispirto aldınız mı bakkaldan bilmiyorum ama. Çok ihtiyacım oldu çocukken o ispirtolara. Bol bol arı, örümcek vesaire sokulduğu için, yani başıma gelmeyen kalmadığı için, ispirto acıyı, ağrıyı alır, şişi indirir. Dolayısıyla o epey kullanıldı üzerimde. Bunu yani bilmiyorum. Böyle özel şahsi bir ilişkim var. Onu söyleyeyim. Doğrudur. Bu satılan ispirtolar genel, daha doğrusu günlük kullanım için satılan ispirtolar genellikle ne renktedir? A. Turuncu, B. Sarı, C. Kırmızı, D. Mor. Biliyor musunuz cevabı? Yani benimdekilerin rengini hatırlıyorum. Tamam. İsmediyse. Farklı cevaplar gelmeye başladı. Turuncu, sarı, kırmızı, mor arkadaşlar. Mavi yazanlar var arkadaşlar. Mavi seçeneklerin arasında yok. Turuncu, sarı, kırmızı, mor. Onlar yaşlılardır. Bakın onları bir filtreye sokun. Onlar yaşlıdır, haklılar. Çünkü 1970'lere kadar en azından ucuz ispirto koyu mavi, laciverte yakın bir renk olurdu. Hmm. Ama mor diyeceğim ben. Mor benim cevabım mor. O zaman alkışlıyorum size. Onları da doğru kabul edin. Mavi diyenleri doğru kabul edin. Peki, mavi diyenleri de doğru kabul ettik. Bir sonraki sorum. 80'li yıllarda TRT'de yayınlanan pazar konseri programlarında hangi tür müzik yayınlanırdı? A. Türk sanat müziği, B. Türk halk müziği, C. Klasik batı müziği, D. Türk hafif müziği. Biraz karışık bir soru. 80'ler. 80'lerde Türkiye'de yayınlanan pazar konseri. Yani ben ne derdim burada? Şimdi benim tahminim ne olurdu bilmiyorum. Doğru cevabı biliyorum tabii ama. Bu kusura bakmayın çok iyi bir soru değil. Çünkü iki tür konser olurdu, iki tür müzik olurdu. Yani 70'lerde de 80'lerde de. Ama ben cevabın yani tahmin ediyorum ne oldu. Çünkü bir standart bir TRT2'de falan vardı. Söyleyebilir miyim? Yok, bir dakika önce şeyi alayım. Cevapları alalım. Bu arada sizden iki cevabı da doğru alacağım. Madem böyle. Çünkü benim soruyu aldığım yerde tek bir doğru cevap vardı tabii ki. Evet, cevaplar da ağırlıklı olarak bir şıkka kaymış. Evet, sizin cevabınızı alabilirim. Evet, birinci cevap, tek cevap vermem gerekiyorsa klasik batı müziği, klasik müzik. Yani. İkinci cevap Türk sanat müziği de olurdu. Yani evet. Özellikle kanal sayısı arttıktan sonra ben pazar akşamları hatırlıyorum. Pazar veya cumartesi akşamları Türk sanat müziği TRT radyo, yani orkestrasında olurdu. Ben ikisini de izlerdim. İkisini de seviyorum. Bir izleyicimiz şeyi yazmış. Hakikaten duygusal bir cevap oldu benim için de. Pazar konserinde banyoya sokardı anneler bizleri. Tam böyle pazar akşamları. Hakikaten banyo zamanıydı. Yani ben de 78 doğumluyum. Tabii ki hemen hemen o dönemlerin çocukları olarak söylüyorum. 10 yıl var aramızda. Onun için bazı şeyleri biraz farklı hatırlıyorum ben. Tabii evet. Bir 10 yıl var, evet doğru. Son sorum, ilginç bir soru. Çocukken çok çizgi film izler miydiniz bilmiyorum ama çizgi filmlerden bir soru. Küçük sarı kuş izler miydiniz? Hepsini. Küçük sarı kuş Tweety'yi yakalamaya çalışan kedinin adı nedir? Bir başkonsolosa, bir diplomata hazırladığım soru. Tweety'yi yakalamaya çalışan kedi. Küçük sarı kuş Tweety'yi yakalamaya çalışan kedi.
sizin yani şimdi siz çocukken ve Tweety'yi seyrederken ben neredeyse üniversite yani lisedeydim. Tweety izlemiyordum. Yani sizin zamanınızda yok muydu Tweety acaba? Yani benim zamanım hani oturup gizli gizli herkesten gizli Tweety izliyorsam iki izlemiyordum o saatte artık 16 18 yaşında. Evet. Şimdi birkaç kedi var tabii. Yani hani bir sürü kedili şey var. Tom ve Jerry var vesaire ama Tom ve Jerry değil. Sizin sorduğunuz belki Felix the Cat olabilir mi? Cevapları ben tekrar, şıkları tekrar okuyorum. Garfield, Garfield. Efendim? Bir daha söyle. Şıkları tekrar okuyorum. A. Garfield, B. Tom, C. Sylvester, D. Sonic. Garfield, Tom, Sylvester, Sonic. Cevaplar geldi. Ben sizin cevabınızı alabilirim. Sylvester. Doğru cevap. Tebrikler. Buradan da maalesef ortaya çıktı ki evet o yaşta ben hala çizgi film seyrediyorum. Harika. Evet. Çizgi film tabii çok güzeldir ya. Ben de izliyorum arada. Özgür Bey hakikaten o kadar mutlu ettiniz ki bizi bu programa. 1,5 saat nasıl geçti hiç anlamadık. Evde tamamen yalnızdım. Çok güzel bir buçuk saat geçirdim ne sayenizde. Güzel. Ne mutlu. Gerçekten benim için de çok güzeldi. Teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Güzel sorularınız için. Bağlanan ve yorum bırakanlardan değerli, güzel katkıları ve takdirleri, nazik sözleri için özellikle teşekkür ediyorum. Sonra girip bakacağım zaten bütün yorumlara. Evet. Onu da boş bırakmayacağım yani. Tabii. Oraya girip. Tabii. Ehliyet işleri olanlar vardı. Onlarla da bir ilgilenirseniz Özgür Bey. Tabii ilgilenirim. Onlarla da ilgileneceğim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Özgür Bey, programın amacı ben dediğim gibi bir yıl önce buraya gelir gelmez bu YouTube kanalını açtım ve burada tatile gelecek insanlar için bazı ipucu videoları çekmeye başladım. Sonra burada yaşayanlar için işte bu ehliyet süreci olsun başka şeylerle ilgili neler yapılabilir? Kendi edindiğim tecrübeler ve arkadaşlarımın çevremin yaşadığı tecrübeleri videolarla anlatmaya başladım. Hem buraya gelecek turistlere bilgiler veriyordum. Hem burada yaşayan insanlara hem de buradaki öğrenciler için başka öğrencilerle röportaj yapıp yaşadığı tecrübeleri başka öğrencilere aktarıyordum. Yani bir aracı oluyordum. Ve koronavirüsü gündeminde de yine nasıl faydam olabilir diye düşünerek bu programı başlattım ve ne mutlu ki 20. güne ulaştığımızda sizinle sohbet etme fırsatı buldum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerle sizin aranızda Roma Bilet YouTube kanalı bir köprü olabildiği için ve bunu aracılık ettiğim için kendimi de çok şanslı hissediyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz. Son söyleyeceğiniz şey varsa son bir cümlenizi alabilirim. Siz de iyi ki varsınız diyorum. Eksik. Ben de size teşekkür ediyorum. Eksik sağ olun. Olmayın. Özgür Bey'i alkışlıyoruz. Çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere sevgili izleyenler. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.